Evet zümrüt fabrikasından aldığım zümrütleri de gideyim de gizli zümrüt odasına saklayayım çabuk 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 olamaz Hey sen Buyur dostum bana mı dedin Evet sana dedim senin nöbet alanın burası değil sen neden burada dolaşıyorsun nöbet saatinde söyle bakalım Dostum şey eee ee, şey ya benim biraz karnım acıktı da yemek yemeye gitmiştim İyi de orada yemekhane falan yok ki. Market falan da yok. Market arkamda. İşte market burada. Evet dostum doğru söylüyorsun. Dalgınlık işte ya dalgınlığıma geldi. Neyse ben gideyim de nöbetime devam edeyim. Tamam gözüm üzerinde haberin olsun. Tamam dostum tamam ya. Allah Allah. Ulan umarım bir şey anlamamıştır. Zümrüt fabrikasından çıktığımı umarım görmemiştir. Neyse şu zümrütleri gideyim de zümrüt odasına saklayayım. Çabuk çabuk çabuk. Zengin olacağım. Bir sürü zümrütüm olacak. Hemen şuradan şöyle şu şalteri aç. İşte burası. Hemen şunları gizli zümrüt odasına saklayayım. Ulan zengin de olmasa ben bu kadar zümrütü nereden bulacağım? Zümrüt fabrikasından bir sürü zümrüt çaldım. Zamanı gelince bu şehri terk edeceğim. Şu zümrüt odasını tamamen zümrütle doldurayım da Başka bir şey istemiyorum. İşte çoğunu doldurdum zaten. Az bir şey kaldı. Şunları da şuraya koyayım şöyle. Evet, işte bu kadar. Hemen çıkayım da şurayı kapatayım. Şimdi burasını birisi görürse ben biterim. Direkt hapishaneye atar Kerem Komiser beni. Neyse. Şu zümrüt odasının dolmasına az kaldı. Odayı tamamen zümrütle doldurduktan sonra terk edeceğim bu şehri. Arkama bile bakmadan kaçacağım. Enayi zengin. Onun sayesinde çok zengin olacağım. Hemen şurayı kapatalım. Evet işte böyle. Kapattık tamamdır. Ben de nöbet yerime geri döneyim de bir şey anlamasınlar. Etrafta kimse yok. Kerem komiser de görmedi. Evet burada nöbet tutayım. <laughs> of sabah oldu. Kalkayım artık. Bugün çok işim var ya çok tatilden yeni geldik. Tatilde de bayağı para harcadık. Artık tatilde harcadığımız paraları burada çalışarak karşılayacağız. Gideceğim fabrikalara hepsinden toplayacağım. Zümrüt, altın, demir, kömür, elmas, ne varsa hepsini toplayacağım. Fakire de söyleyeyim de beraber toplayalım. Aynen. Rüzgar'ı da uyandırayım. Rüzgar vardı okula gitsin. Biz de fakirle beraber fabrikaya gidelim. Rüzgar oğlum, hadi uyan Rüzgar. Baba ne oldu? Oğlum okulum var. Hadi uyan. Tamam baba tamam. Kalktım işte baba. Oğlum hadi siz Arda ile beraber okula gidin. Biz de fakirle beraber fabrikalara gideceğiz. Birazcık elmas falan toplayalım. Tatilde bayağı para harcadık. Hele fakirin evine 9 milyon TL para verdim ya. İnanabiliyor musun? O ufacık eve. Baba bayağı para harcamışsınız. Neyse baba üzülme ya. Fabrikalardan toplarsın elmas, kömür ne varsa toplarsın. Tatilde harcadığınız parayı geri kazanırsınız. Evet oğlum. Şuradan taşları alayım da. Bugün fabrikada bayağı bir yorulacağız. Hadi gel fakirlerine ve gidelim. Siz oradan Arda ile okula gidersiniz. Biz de fakirle fabrikaya doğru gideriz. Tamam babacım geliyorum haydi gidelim. Gel oğlum gel. Tatilde eğlendik güldük. Artık çalışma sırası bize geldi. Evet çalışalım bakalım. Sonuçta fabrikalar kendi kendine üretmiyor elmasları. Gidip oradan elmasları bizim toplamamız lazım. Neyse oğlum haydi gel. Fakirin evine doğru ilerleyelim. Acaba fakir hala uyuyor mu? Uyuyor galiba. Dur zilini bir çalayım. Fakir kardeşim. Bu zengin amcamın sesi. Zengin amca ne oldu? Arda fakir evde mi? Evde zengin amca yukarıda uyuyor. Tamam haydi onu uyandır. Siz rüzgarla beraber okula gidin. Biz de fakirle beraber fabrikaya gideceğiz. Tamam zengin amca hemen uyandırıyorum. Babacığım babacığım ne oldu Arda? Baba zengin amcam geldi diyor ki biz Rüzgar'la beraber okula gideceğiz. Siz de o sıra fabrikaya gidip birazcık çalışacakmışsınız. Tamam oğlum kalkıyorum. Sen in aşağı ben hazırlanıp geliyorum. Tamam babacığım biz o zaman Rüzgar'la beraber gidiyoruz okula. Tamam oğlum güle güle. Tamam babacığım. rüzgar alayım da gidelim biz okula. Babamlar da çalışır artık. Zengin amca babam geliyor şimdi. Rüzgar... Dostum haydi gel biz okula gidelim. Derse geç kalmayalım. Tamam Arda gidelim. Zengin amca size de kolay gelsin. Haydi gel Rüzgar gidiyoruz. Acaba bugün ne dersi vardı ya unuttum. Arda bugün beden eğitimi var ben biliyorum. Ne? Beden eğitimi mi? Oley be oley. Beden eğitimini çok seviyorum. Bugün dışarıda beraber top oynarız. Ya da basketbol falan oynarız. Birazcık belki boyumuz uzar. Evet evet basketbol oynayalım bugün. Neyse ilk derse geç kalmayalım. Kaçıncı dersti beden eğitimi? Üçüncü derste Arda. Üçüncü derste dışarı çıkacağız. Beden eğitimi dersi için. Tamamdır. Haydi gel ilk derse geç kalmadan derse girelim hemen. Ben de zengini bekletmeyeyim. Fakir kardeşim. Geldim abi geldim. Fakir neredesin ya? Geldim abi yukarıdaydım. Neyse fakir fakir bugün fabrikalara gidelim de birazcık çalışalım bak uzun zamandır çalışmıyoruz fabrikalar öyle boş boş duruyor. Evet zengin doğru söylüyorsun abi birazcık çalışmanın zamanı geldi artık. Tatilde baya bir para harcadık. O harcadığımız paralara şimdi bugün gideriz kazandığımız elmaslarla karşılarız abi. Merak etme. Tamam kardeşim haydi hazırsan gidelim şimdi. Hazırım abi. Şu kapıları da kapatalım. Haydi abi gidelim. Geliyorum kardeşim. Fakir, şu benzin istasyonunda çok güzel oldu, değil mi? Aynen abi, işçi baya güzel yaptı. Marketi de yapacaktı ama hala yapmamış. Neyse ya yapar o, o işini biliyor. Aynen abi, doğru söylüyorsun. Şu taraftan gidelim, daha yakın. Hemen şöyle kestirmeden geçelim. Zengin gel abi. Geliyorum kardeşim. Uzun zamandır çalışmıyoruz. Bugün baya bir yorulacağız. Aynen fakir, baya yorulacağız. Yani elmas, kömür, altın, zümrüt hepsini toplayalım bugün. Markette de kömür bitmiştir. Marketteki kömür stoklarını yenileyelim de market birazcık kömür satsın. Havalarda soğudu insanlar kömür alır yani. Evet, doğru söylüyorsun abi. Tamamdır. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Fakir kardeşim. Ne oldu abi? Fakir zaman makinesi nerede kardeşim? Evde abi, evde bıraktım. Lazım mı? Ne oldu? Yok kardeşim lazım değil öyle meraktan sordum. Neyse fakir al sen altın taşını burada birazcık burada birazcık altın topla. Ben de yukarıda zümrüt toplayacağım tamam mı? Tamam zengin. Neyse fakir ben yukarıdayım. Haydi kolay gelsin. Evet ben de burada zümrüt toplayayım. He? İşte burada altınlar var. Ben burada zümrütler bırakmıştım ya böyle. Evet evet yerde zümrütler vardı. Nereye gitti bu zümrütler? Baksana buradaki altınlar duruyor. Ama buradaki zümrütler durmuyor. Acaba birisi mi girdi zümrüt fabrikasına? Zümrütleri almışlar ya. Eminim ya yerde zümrütler vardı. Hepsini toplayamamıştım. Yarısını burada bırakmıştım. Dur bir fakire sorayım belki o almıştır. Fakir kardeşim yukarıdaki zümrütlerin hepsini toplayamamıştım. Yarısını böyle yerde bırakmıştım altınlar gibi. Sen mi aldın fakir? Hayır abi ben almadım. Ne oldu? Birisi mi almış yoksa? Evet kardeşim. Sanırım birisi fabrikaya girmiş. Fakir, bunu bulmamız lazım. Yoksa bu fabrikaya giren kişi sık sık girer ve tüm zümrütleri çalar kardeşim. Aynen abi, doğru söylüyorsun. İyi de bu kişiyi nasıl bulacağız? Fakir, bilmiyorum da ama bulmamız lazım kardeşim. Ne yapacağız ya? Ne yapacağız? Birisinin girdiğine eminim. Dur bakayım. İşte elmaslar duruyor. Elmasları almamışlar. Ama zümrütleri almışlar. Altınlar da duruyor. Dur bir kömüre de bakayım. Kömürler duruyor mu? İşte kömürler de duruyor. Kömürler de yerde. Ama zümrütler yok. Ya kim girdi ya? Kim girdi? Ya keşke şu fabrikalara kamera taktırsaydım. Her fabrikada bir tane kamera olsa kimin girip çıktığını anlardım. Ah benim kafam, ah benim kafam. Keşke zamanında kamerayı taktırsaydım. Şimdi işin yoksa kimin girdiğini bul. Gidip polislere sormam lazım. Aynen. Fakir kardeşim, ben gideceğim polislere soracağım. Giren çıkan gördüler mi bakayım öğreneceğim. Tamam abi. Ben burada altın toplamaya başlıyorum. Tamam kardeşim. Sen topla ben de hemen geleceğim. Merak etme. Bakalım polislere soralım. Giren çıkanı görmüşler mi fabrikalara? Umarım kötü bir şey olmaz ya. Selam polis, kolay gelsin. Buyurun zengin bey. Polis ben sana bir şey soracağım ya. Böyle şu fabrikanın kapısından gireni hiç gördün mü? Zengin bey, ne oldu? Bir şey mi oldu yoksa? Aslında bir şey oldu. Zümrüt fabrikasında yerde zümrütler bırakmıştım. O zümrütler yok. Göremedim yani. Kesin birisi girmiş, kesin. Zengin bey, vallahi emin değilim. Yani polisler sürekli burada nöbet tutuyor. Bir sürü polis var. Kim girmiş olabilir ki? Yani şehirde hırsız olduğunu sanmıyorum. Tamam tamam sağ ol. Ama Zengin Bey bir şey söyleyeceğim. Söyle polis. Zengin Bey az önce şu karşıda kapının orada nöbet tutan polis nöbet yeri burası olmadığına rağmen buradan geçti. Aslında buraya gelmesi yasak onun. Çünkü burada ben nöbet tutuyorum. Onun orada kalması lazımdı. Ne yani? O polis mi yaptı yoksa? Orada nöbet tutan polis mi yaptı diyorsun? O yaptı demiyorum. Sadece ondan şüpheleniyorum. İsterseniz gidin bir konuşun. Tamam polis, sağ ol. Gidip bir konuşayım onunla. Eğer ki o yaptıysa bu çok kötü olur. Ondan bunun bedelini sorarım. Direkt kovarım işten. İşte burada. Merhaba polis, kolay gelsin. Eee sağ olun zengin bey, buyurun bir şey mi oldu yoksa? Evet evet bir şey oldu. Zümrüt fabrikasına çıktığımda yerde zümrütler vardı. O zümrütleri göremedim. Nasıl yani? İyi de kim almış olabilir ki? Bilmiyorum. Eğer ki sen biliyorsan bana söyle. Yok zengin bey nereden bileceğim ya? Gerçekten bilmiyor musun? Doğru söyle. Hayır zengin bey inanın bilmiyorum. İyi peki öyle olsun. Eğer ki fabrikalara giren birisini görürsen direkt bana haber ver tamam mı? Ya da git Kerem komisere söyle. Tamam zengin bey siz nasıl isterseniz. Tamam haydi kolay gelsin. Evet ikisi de görmedim diyor. Ama ben şuradaki polisten şüphelendim doğrusu. O bir şeyler biliyor olabilir. Söylemiyor olabilir. Belki de zümrütleri o çalmıştır. Evet evet. O polisten şüphelendim. Neyse, fabrikaya gireyim de zümrüt toplamaya başlayayım. Belki o polis çalmış olabilir zümrütleri ya. Çok şüpheli davranıyordu çünkü. Zengin ne oldu abi? Fakir kardeşim bir tane polisten şüpheleniyorum. O mu yaptı? O yapmadı bilmiyorum ama ondan şüpheleniyorum. Bakalım onu takip edeceğim. Bir daha zümrüt fabrikasına girdiğini görürsem onun ya da bu çevrede onu görürsem direkt onu işten kovacağım.